Merhaba değerli dostlarım. Yine Çiftçi TV ekranlarında birlikteyiz. Çiftçi TV'ye teşekkürler. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Tabii bu arada maskotumuz da sizlere selam veriyor. Evet. Şimdi bana böyle çok basite alınmış sorular gelir. Zaten sorulardan geliyoruz konuya. Bunlardan bir tanesi de... E, ...tabii işte Simental'i çok soruyorlar. Simental'i anlattık. Simental'de biliyorsunuz... E, ...çok anlattım. Holstein'de anlattım ama... ...Holstein işi biraz daha derin. Hocam... ...en iyi... ...sütçü hayvan hangisi... ...nasıl anlarız falan filan... ...biz anlayacak bir şey yok. Siz bakınca anlıyorsunuz zaten. Halbuki bu, bu genetik... ...öyle o kadar da kolay değil. Adam... Bunun DNA tahlilini yapıyor, genomik bakıyor yüzde 80 anlıyor. Yavrularını dört sene takip ediyor, projeni test yapıyor yüzde 90, 95, 98 anlayabiliyor, gene yüzde 100 anlayamıyor. Ama maşallah bizde herkes genetikçi, herkes bir bakışta anlıyor. Böyle değil o işler, hiç de öyle değil. Ha neden öyle değil? Çünkü bu bilgisizlik sürekli bir yanılmayı beraberinde getiriyor. Bu bilgisizlik sürekli bir yanılma hali yaratıyor. Şimdi Amerika'da hoşten spermaları için genetik e, indeksler var. Kataloglarda bunlar yazıyor. Ve bu kataloglarda dikkat ettikleri neler var da yazıyor onları söyleyeyim. Şimdi süt verimi. Yani işte kızları bu boğanın kızları ne kadar süt veriyormuş. Amerika'da hatta Kanada'dan da gelen hayvanların kızlarının süt verimi zaten bizim ülkemize göre çok yüksek. Yani Amerikan bir Amerikan boğasının spermasını kullandığınızda zaten olabilecek en yüksek e, süt verimi olan boğaların kızları e, elinizde olacak yani. Boğaların kızları sizin olacak. Çünkü orada kullanılan spermalar çok yüksek. Zaten Amerika'nın genel ortalaması çok yüksek. Ee, onun için bence süt verimine tek başına kafa yorup başka şeylere kafa yormamak eksiklik olur. Onlar nelere kafa yoruyorlar? İsterseniz onlardan size bir liste yapayım. Bakın herkes tipine göre yani ne istediğine göre sperma seçiyor. Kimse sıradan sperma seçmiyor. Bana da soruyorlar ne istiyorsunuz diyorum çok süt verim çok süt verim istiyorsanız kolay zaten hepsi çok süt veriyor bir tanesini seçin ama öyle değil öyle değil bu genetik çok ince bir nokta hala hala bilinmeyen konular var ve Amerika'da bunlar hala inceleniyor arkadaşlar siz ne istiyorsunuz diye soruyorum siz ne istiyorsunuz mesela Abi düveleri kolay doğum yapsın. Tamam. O zaman kolay. Düveleri kolay doğum yap, yapmasını istiyorsanız bunun puanı var. Kolay buzalama özelliği. Calving iz diyorlar. Calving iz. Kolay buzalama kolaylığı. Bunun annesine, babasına kadar gidiyor. O boğaya gidiyor. Kızlarına kadar gidiyor. Böyle bilgiler var. Yani bu boğanın annesi babasının soyunda kolay doğum ne durumdaymış? Bu boğanın kendinin kızlarında, kendinin kızlarında ne durumdaymış? Hepsini söylüyorlar. Bir kolay doğum özelliği. E, yemden yararlanma özelliği. Bak bu Türkiye için çok önemli. Bizde hani yem pahalı oluyor bazen. Dolayısıyla optimum seviyede yemden yararlanma özelliği. Yani yemi süte çevirme özelliği. Bu mesela bizde önemli. Kim bakıyor? Bazı çok büyük çiftlikler bakıyor. Diğerleri bakmıyor. Zaten bir grupta yine gebe kalsın da nereden gebe kalırsa kalsın diye düşünüyor. Ama genetik öyle bir şey değil. Genetik önemli bir şey. Ve bakıyorum bakıyorum. Sütçü sığırları kendi aralarında melezleme çok arttı. Yanlış. Sütçü sığırları kendi aralarında melezleme yapıyorsunuz. Çok yanlış. Hiç büyük, gelişmiş, bu işi doğru yapan, düzgün bir çiftlik gidip ziyaret ettiniz mi? Yapıyorlar mı böyle onu onunla, onu onunla, onu onunla, onu da onunla falan gibi böyle bir genetik çalışma yapıyorlar mı? Yok öyle bir şey. Ben yıllardır bu işin içindeyim ve anlatırım. Televizyonda da bol bol anlatırım. Benim melezleme ta tavsiyelerim etçi sığırlarda kullanma melezlemesi. F1 elde edelim, etçi sığırlarla melezleyelim. F1 elde edelim, kullanma melezlemesi. Kullanma melezlemesinin Türkçesine, daha daha doğrusuna besiye uygun dana imalatı. İmalat yani, üretiyoruz. Böyle besiye uygun dana imal ediyoruz. Hepsi bir örnek, hepsi bir yaşta, hepsi bir kiloda. Al besici kardeşim bunu besle. Tamam. Besici uygun. Besi, besiye uygun, besiciye uygun dana üretimi. Ama ben buna imalat diyorum. Yani o kadar güzel bir sistem var ki takır takır imal ediyor. Adam besicinin önüne koyuyor, o da alıyor, besliyor. Kasaplık oluyor. Bu sistem Türkiye'de yok. Bunun efendim adına ben yıllar evvel bunu yazdım, çizdim. ...efendim... E, ...besicilikte eksik halkamızdır bu bizim. Besicilikte eksik halkamız... ...ve biz bu eksik halkanın... ...kopukluğunu yıllardır... ...çekiyoruz. Bu eksik halkanın kopukluğu... ...her yıl önümüze geliyor. Gene önümüzde. Gene önümüzde. Ve biz bunu beceremediğimiz için... ...kıvıramadığımız için... ...sürekli ithalat... ...yöntemi... Geliyor karşımıza ithalat. Bu bizim yani sürdürülebilir bir işimiz değil. Ben tekrar ediyorum bu programda da bu şekilde tekrar edeyim. Sık sık da söylüyorum ama tabi olmuyor bu işler. Yapan oldu ama çok genelde küçük bir miktar. Türkiye besi ciltte yüzde yirmi et ırkı sığırlardan bir şeyler elde etmek lazım. Yüzde yirmi diyor bakın. Yüzde yüz değil zaten. Çünkü sütçü sığırların bir sürü yavruları var. Onları da besleyeceğiz. Onlar da güzel olur. Onları da yaparsak güzel olur. Ama yüzde yirmi etçi sığır ırklarının melezlerini kullanmalıyız. Canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma karkas kalitesi ne istiyorsanız. Karkas kalitesi bizde önemli değil de Amerika'da çok önemli. Evet şimdi gelelim Amerikan Hoçtan spermanlarında kullanan, kullanılan genetik indekse. Ben soruyorum şimdi ne istiyorsunuz yani tamam sordunuz da ne istiyorsunuz? Genel cevap ne biliyor musunuz? Biz fiyata göre sperm uygulatıyoruz. Ha, o zaman niye genetik konuşuyorsunuz? Fiyata göre ise işte ucuz yaptırırsın olur biter. Niye genetik? kullanıyorsunuz. Genetikten konuşuyorsanız biz fiyata göre sperma uygulatıyoruz denmez. Evet bakın tipine göre karar veren insan var Amerika'da tipine. Type, type. Tipi yüksek, ayak bacak değeri yüksek, meme değeri yüksek. Bilhassa tipi yani görüntüsü, tipi güzel hayvana meraklı adam var. O onu seçiyor. Amerikalı. Bak seçerken nelere dikkat ediyor. Size şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane indeks sayacağım. Bu 13, 13 indeks burada kalmaz. Devam eder. Devam eder. Tipe merak eden buna bakıyor. Yüksek süt, yüksek yağ, yüksek protein isteyen production bakıyor. Yani verim, production. Ne üretiyor bu hayvan? Bana yüksek süt versin, bana yüksek yağ versin, yüksek protein versin. Production. Türkiye yüksek proteine ve yüksek yağ prim veren bir ülke değil. Varsa da çok değil. Yani vardır belki de çok değil. Bu miktara para veriyor. Miktara para veriyorsa protein ve yağ sizin için önemli değil. Madem miktarla satıyorsunuz ama proteine ve yağa değer veren ve prim veren bir e, mandıra işletme bir şey varsa tabii ki ona da ona da bakarlar. Tabii Amerika'daki protein ve yağ ortalamaları ve istenilen değerler bizim çok üzerimizde. Bizim en üst değerimiz onların en alt değeri. O kadar söyleyeyim size. Bizim en üst değerimiz onların en alt değeri. Evet, demin söylediğimi söylüyorum. Optifit diye bir şey var. Optifit yani yemi süte çevirme özelliği. O ırkın, o ailenin, o boğanın kızlarının yemden yararlanma özelliği. Buna bakıyorlar bazıları. Kolay buzalama özelliğine bakıyorlar bazıları. Yani öyle sıradan değil hiçbir şey. Seçerken bunları inceleyerek seçiyorlar. Ee, efendim bir de komponente bakan var. Yani Sütün içerisindeki bileşenlere bakan var. Bunların mesela sütün kuru maddesi yüksek mi? Kuru maddesi yüksek mi? Yani bu sütten daha mı çok peynir elde edilir? Daha çok e, e, efendim yoğurt elde edilir? Neyse. Onlara bakan var. Komponent. Balans bakan var. Balans denge demek. Balans. Tip ve verim özellikleri arasında ideal denge var mı? Yani verimi çok yüksek ama tipini pek beğenmiyor, onu almıyor. Tipi de denge, o dengeli olacak, ee, verimi de dengeli olacak. Neden tip? Çünkü birçok hastalıkta e, önemli tip, çok önemli. Mesela e, ayak-bacak puanı önemli, meme değeri önemli, yapısı, dış görünüşü önemli. Kimisi fertilite ya bakıyor, fertiliti diye bir şey var. Yüksek döl verimi, bu boğanın kızları. öteki boğaların kızlarından daha iyi döl tutuyor. Ha. Bunların böyle olduğuna böyle olduğuna bakmayın. Bunlar eşitlerin arasında öne çıkan, eşitlerin arasında öne çıkan. Yani aynı güzel koşullarda yaşıyor, aynı güzel besleme koşulları. Gene herkes doğru işte vitamini, minerali, protein, enerji... hepsi doğru besleniyor. Ama bu boğanın kızları öteki boğanın kızlarından daha iyi döl tutuyor. İşte Eşitlerin arasında öne çıkan. Yoksa dünyanın en iyi sipermasını al bakma da doğru dürüst bakalım ne veriyor. Yani öyle bir şey de yok. Bir de dişi siperma var. Seçimde bu şimdi çok öne çıktı biliyorsunuz. Türkiye'de de bayağı ilerledi bu iş. Dişi siperma. İlla dişi de olsun yavru diyorsanız onu seçiyorsunuz. Biraz daha pahalı olabilir ama yavrunuz dişi olur. Sürünüz daha hızlı büyür istiyorsanız. E, Mera'da yaşayan veya Mera koşullarını kullanan, Mera'yı kullanan çiftlikler Grezmax yani Mera'dan etkin şekilde yararlanma puanına bakıyor. Mera'dan etkin şekilde yararlanma puanına bakıyor. Çünkü e, otlayan hayvanların ona göre bir yapısı olması lazım. Mera'ya çıkan hayvan ona göre yapısı olması lazım. Çünkü çok ağır vücutlu, çok iri cüsseli hayvanlar bazen merada zorluk çekebilir. Buna bakıyor. Profite bakıyor. Yüksek döl verim karı yani bunların veriminden yüksek bir profit kazanç sağlayabilir miyim? Onu yazan bir puan var ona bakıyor. Wellness diye bir puan var. İyilik puanı buna sağlıklı olma özelliği diyorlar. Buna bakıyor bazıları. Bakın herkes ne isterse ona bakıyor arzusunu o yönde kullanıyor. Ee, genomikler var. Genomik yani daha doğar doğmaz hayvanın yüzde seksen oranında benim çiftliğimi nereye taşıyacağı belli. Genomik ona bakıyor genomik. Bir de eğer robot sağıma hayvan kullanacaksa robot, robotta hayvan sağacaksa robot sistemine uygun boğa seçimi. Bu da çok önemli. Neden? Çünkü robot memeleri öbür türlü zor bulur. Böyle bakıyorsa, memeler böyle bakıyorsa robot onu zor bulur hatta bulamaz. Meme başlıklarını takacak ya ama böyle bakıyorsa meme tak 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 hemen robot bulur. Yani robota uygun dana, boğa yani kızları robota uygun yavru çıkaran boğa. Kızları robota uygun olan boğa seçim. Bakın bunlar yani bu kadar hani genetiğe meraklıysanız bunlara da meraklı olun. Çünkü adamlar bunlara bakıyor, daha da fazlasına bakıyor. Bunlara değil sadece daha da fazlasına bakıyor. Ama bizde daha bu iş gelişmedi. Eğer meraklıysanız siz de bunlara bakın. Ne, ne, istediğini soruyorum ben. Ne istiyorsanız öyle bu. Simental'de ise daha büyük, büyük eksiklikler var. Çünkü Bunları daha önce anlattım. Çok üzerinde durmayacağım. Daha önce anlattım ama son bir şey daha söyleyeyim. Burada ana puan merkezi yüzdür. Yüzün 100 üzerinde bir şey varsa iyidir. Yüzün altında bir şey varsa o yönde sizin hayvanınız gelişmez. Mesela süt puanı yüzün üzerindeyse et puanı yüzün altındaysa demek ki bu hayvan sütçü simental. Çünkü bunlar çift amaçlı diyoruz ya hani bunlar kombine diyoruz ya işte al sana kombine. O kadar da bu böyle bir hayvan kombine olmuyor ama süt puanı 114, et puanı da 118. Ha bu hayvan aslında kombine işte. Neden? Bak iki puan birbirine yakın. Hem sütçü hem etçi işte. Biraz eti daha hatta, hatta fazla. Yani burada temel nokta neydi arkadaşlar? 100. 100 dediniz mi? 100'ün altında Bakıyorsunuz mesela zor doğum kolay doğum yüzün altında ise bu puan zor doğum yapma ihtimali daha fazla yüzün üstü iyi yani bir ithal siperma için ithal yani kataloğu olan diyelim kataloğu olan bir siperma için simentalde yüz rakamına bakacaksınız bu kadar basit çok basit onun için bunu daha fazla inceden ince anlatmak e, gerekli değil an, an, anlamışsınızdır tahmin ediyorum. Yine de sorular çıkacaktır ama e, bu sorulara biz her zaman cevap verebiliriz. Yeter ki bize ulaşın. Evet. Şimdi e, bakın bir e, konu daha söz konusu oluyor. geçenlerde işte insanlar tabii bir yerden duyuyor ama neyi nereden duyduğu da belli değil ve sokak bilgisi. Bir arkadaş A1 A2 sütü duymuş ama yarım yarım yamalak duymuş. A1 A2 sütü duymuş ama yarım yamalak duymuş. Hocam diyor A1 A2 süt diye bir şey varmış diyor. O bu cersey sütünde diyor kazeyin yokmuş diyor. Çok iyiymiş o diyor falan filan. Nereden çıktı öyle bir şey demedi kim? Nereden çıkıyor bu laflar? A1 A2 süt anlatıyor. Bir yer herhalde duydu. Efendim diyor Cersey sütü diyor çok diyor sağlıklıymış diyor. Onda diyor kazeyin yokmuş diyor. Hani bir şey duydun da bu kadar eksik yanlış bir duyumlan ondan sonra nereye taşırsınız bu işleri? Duyum yanlış. Bakın arkadaşlar. Bu A1-A2 sütü belki de Türkiye'de ilk yazanlardan biri benim. Jersay'lerde A1-A2 süt ihtimali A2'ye daha fazla yakındır. Ama onda da A1 süt olabilir. Diğer bütün ırklarda A1 olan ve A2 olan sütler vardır. Buna ne diyor? A1-A1, A1-A1 tamam. Mesela bir hoştan. Ama A1-A2 olan hoştan var, A2-A2 olan hoştan var. Yani her ırkta A2 süt vardır... Jerseylerde ve Gönsey'lerdeki Gönsey ırkı bizde yok daha fazladır. Jersey ve Gönseylerde daha fazladır. Ama bunu niye söylüyorlar? Şimdi gelelim oraya. A1 sütte bir işte e, Yeni Zelandalı bilim insanı demiş ki A1 sütte beta kazomorfin var. Beta kazomorfin adı üstünde morfindir bu insanlar bunu içerse dokunur. Hatta hatta ileri gitmiş. Demiş ki A1 süt içenler Rin işte efendim daha çok hasta olma ihtimali vardır. Kalp hastalığından bilmem nereye kadar birçok saymış bunların içerisinde. Efendim çocuklara içirirseniz yok otistik olur demiş. Bilmem ne demiş yani bayağı korkutmuş. Şimdi A2 sütte, A2 sütte de bu beta kozomorfin yoktur. Anne sütüne en yakın süttür demiş. Koyun keçi sütlerinde beta kozomorfin yoktur. Anne sütünde beta kozomorfin yoktur. O zaman A2 süt en iyi süttür demiş. Ve bununla ilgili Sütteki Şeytan diye bir kitap yazmış. Sonra o Sütteki Şeytan kitabı oradan oraya oradan oraya çok yayılmış ve bir grup insan artık A2 süt almaya başlamış. Tabi A2 süt Jersey ırkında daha fazla diye Jersey sütü iyi diye çıkmış. Fakat soru şuydu. Hocam çok faydalıymış. Kazeyin yokmuş diyor. Kazeyin olmayan süt mü oluyor? Kazeyin olmayan süt yok. Ne yok? Beta kazomorfin yok. Beta kazomorfin yok. Yani bir şey yapıyorsak biraz bilgilenelim. Şimdi kazeinler tip tip alfa kazein var. Kappa kazein var. Beta kazein var. Beta kazeinin de beta kozomorfin fraksiyonu var. Alfa kazein var. Kappa kazein var. Beta de bir bölümü var beta kozomorfin diye. Bu adam Caz demiş ki bu beta kozomorfin yüzünden demiş bu A1 iyi süt değil demiş. Şimdi bütün boğaların bütün kontrolden geçen boğaların sütlerinin A1 mi A2 mi olduğu yazıyor. Bazısı A demin de söyledim A1 A1, bazıları A1 A2, bazıları A2 A2. Eğer bu bilime göre yaparsak A2 A2 süt tercih edeceğiz. Ha bu bir pazarlama yöntemi midir? Değil midir? Daha onu söyleyen yok. Neden yok? Çünkü Buna karşı çıkan bir grup insan var. Yani bu, bu geçerli ama bir grup insan var diyor ki ya zaten bu beta kozomorfin diyor ısıl işlemden geçtiğinde ya da bir mayalanma işleminden geçtiğinde zaten kal kalmıyor diyorlar. Birinci savunma bu. İkinci savunma zaten diyor kalp hastası e, kanser hastası yok otizm bilmem ne bundan olduğuna ispatlayan da bir şey yok diyorlar. E, gerçekten yok ispatlayan da bir şey yok. Tahminen böyle olur deniyor. Ama esas tahmin ne? Bu madem anne sütünde yok demek ki anne sütüne yakın olan A2'dir diyor. Yani şeyi bu. A2'dir diyor. Esas çıkış noktası bu. Onun için A1 A2 sütte efendim A2'lerde kazeyin yokmuş, A1'lerde kazeyin varmış lafı yanlış. A1'lerde Beta fraksiyonu varmış derseniz o doğru olur doğru olur ama bu bu doğru değil kazeyin yokmuş kazeyin olmaz olmayan süt mü oluyor alfa kazeyin kappa kazeyin beta kazein tamam yani bir şey madem konuşuluyor bari doğru konuşalım yani doğrusunu bilelim ee, onun için bu konuyu açtım ama ileride ileride bu A2 süt öne geçecek kesin bu kesin neden çünkü insanlar risk almak istemeyecekler. Madem anne sütüne en yakın süt diyecekler ve A2, A2 süt içirmek isteyecekler çocuklarına. Madem A1 sütte bilmem ne varmış ben A2 içireyim bari de bir risk olmasın diyecekler. Ne diyor? Pislik olur çocuk diyor. Bir ispatı var mı? Yok ama ya olursa diyor. Korkuyor. A2 iç. Yani bir A2 öne çıkacak bu kesin. Ha, i̇ster pazarlama olsun, ister gerçek olsun. Bu kesin. A2 öne çıkacak. Bu da e, katalogda yazıyor. Her ırkında var. Simental'de de var, Holstein'de de var, Jersey'de de var, e, Brownsville'de de var. Hepsinde var. Katalog okumayı bilin. İsterseniz A2, A2 süt olan boğaları kullanın. İleride çıkacak bu kesin. Orta, yani herkes... A2 demeye başlayacak. Şimdi olmasa bile ileriki yıllarda. Bunların da en çok olduğu ırk Cersey. Bunun dışında da saydık keçi ve koyun. Evet bu A2 sütü doğru öğrenmek öğrenmeniz için söylüyorum bunları. Doğrusunu öğrenin. Efendim şimdi bu aşılarda hatırlatma dozu da notlarımda var ama onu daha önceki bir programda anlatmıştım. Ee, ama ileride gene gelir bu ırklar. Ee, göz, yüz, göz karşımıza gene e, konuşuruz. Yine süt, sütçü ırklarda yapılan ve amacı olmayan, bilinçsiz sokak bilgisiyle yapılan melezleme. Bakın aynı sütçü süt, süt, ırklar arasında saçma sapan melezleme yapmaktan vazgeçin. Ha yine yapmak isterseniz yapın ama ben söyleyeyim günah benden gitsin. Çünkü bu sizi bir yere taşımaz. Zaten bu işi iyi yapan, doğru dürüst yapan birisi de sürçükleri böyle kendi aralarında karman çorman yapmaz. Ha. Evet. Bu sütçükler arasındaki melezlemelerden vazgeçin. Mevcut ırkınızı öteye götürmeye, ileriye götürmeye çalışın. Mevcut ırkınızı. Ha ırk değiştirecekseniz o ayrı konu. Irk değiştirecekseniz ayrı konu. Ama mevcut ırkınızı ileri götürmek başka bir şey. Irk değiştirmek başka bir şey. Böyle karman çorman nereye varacağı belli olmayan melezleme yapmak başka bir şey. Bunlar ne sizi ne de o ülkeyi bir yere taşımaz. O kadar. Yapmayın. Yapmayın. Ben söyleyeyim de günah benden gitsin. Evet. Bunu daha önce söylediğim bir gene not var burada. Onu da söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar, hayvan sahipleri bu hayvancılığı öğrenemedi, öğrenemeyecek. Neden? İnekler doğrudan betona yatıyor hala. Bu ülkede inekler hala doğrudan doğruya betona yatıyor. Olmaz. Ha ben yaptım oldu, olduğu bu işte. Ben yaptım oldu diyorsanız olduğu bu. Onun için bir inek doğrudan doğruya betona yatırılmasın. Altına bir sap döşensin yok efendim e, yatak konulsun, daha iyisi döşek konulsun. Amerika'da döşeyi bile beğenmeyip su yatağı koyan adam var. Su yatağı koymuş. Onlar daha çok kum sever. Kum altlık sever. Hadi kum altlığın bir takım zorlukları var tamam ama böyle doğrudan betona yatır. Hatta bırak betonu bir de onu yıka ıslak betona yatır. Ondan sonra da hayvancılık yapıyoruz diye kendini avut olmaz. Ha oluyor işte bu kadar oluyor. Bak durum bu. Olmuyor demiyorum. Oluyor ama bu kadar oluyor. Ben yaptım oldu derseniz de bu kadar olur. Devam etmez. Yapmayın derim. Siz bilirsiniz yapmayın derim. Ama yapıyorsunuz. Evet. Evet. Bir soru daha varmış onu da şey yapalım. Çiftçi TV'de söyleyeceğimi not almışım bunu da onun için ya, not almışım başına. E, stres arkadaşlar. Strese lütfen inanın. Mesela tabii nakliye demiştik. Nakliye tabii strestir. Kapalı ve sıkışık ahırlar. Kalabalık ahırlar. Kapalı ahırlar. Strestir. Buzağların da sıkışık, kalabalık yan yana olması ve büyüklerle yavruların aynı yerde olması strestir. Büyükler, inekler, danalar, düveler, buzalar hepsi aynı yerde efendim ve olması strestir. Bana diyorlar ki et, at, at söylüyorsun söylüyorsun ama bizim başka bir yerimiz yok. Ya eksik iş yapıyorsunuz. Bilin. Eksik oluyor. Yani yanlış oluyor. Yanlışlar da bir gün karşınıza geliyor zaten. Çünkü yanlış Orada durmaz. Mutlaka o gelir karşınıza çıkar. Bir de sütten kesme döneminin sütten kesme döneminin büyük bir stres olduğunu bilin ve yardım edin. Sütten kesme dönemi yardım dönemidir arkadaşlar. Yardıma ihtiyaç duyduğunuz dönemdir. Bu sütten kesme dönemine lütfen bir yöntem bulun, yardımcı olun. O buza stres giriyor süt içerken birdenbire süt bulmuyor. Strestir. Hiç olmazsa o bir hafta o stres dönemini geçirecek bir ilave, yemine bir katkı, iz mineral katkısı mı olur, işkembe düzenleyici mi olur, amino asitler mi olur bir katkı o dönemi çabuk atlatsın. O dönemi çabuk atlatırsa en azından öksürük olmaz. O bomba gibi hayvan, top gibi hayvan bir strese giriyor, ondan sonra bir öksürük bir şey böyle balon gibi sönüyor. Yazık. O hayvandan sonra biz verim bekleyeceğiz. İyi bir düve olsun, iyi bir dana olsun, iyi düve olsun da onu inek yapalım, İyi bir e, dana olsun onu besi alalım diyoruz ve o hayvanı orada bozuyoruz. Sütten kesme döneminde bunu bunu mutlaka düzeltin. Evet, şimdi e, şeyler. E, Sorular çok ama bir tanesi daha sık sık e, karşıma geldiği için e, onunla e, da devam etmek istiyorum efendim. Yeni doğum yapmış inek ya da e, düvelerin buzağlarında şey e, meme sütlerinde diyelim yeni doğum yapmış düve ve ineklerin sütlerinde kan görülmesi buna hemolaktia diyor yabancılar hemolaktia bunlar gerilmek ve süt damarlarının çatlaması ile ilgili. Yani memeye aniden süt geldi, memeler gerildi ve kılcal damarlar çatladı, süt kanlı çıktı. Bu da tabii ki bir sorun ama meme iltihabıyla alakası yok bu kanın. Yani memede iltihap oldu da kanlı süt geldi diye bir şey yok. Fakat başka şeyler olabilir. Mesela sağım esnasında haşin davranılması, sağım makinesinin vakumunun fazla olması, efendim memeye isabet eden darbeler, travmalar, memeye isabet eden travmalar süte kan karışmasına sebep olur. Ve bunları tabii robot, robotlar söylüyor. Buna bu, süt, bu sütte kan var diye. Hiç görmediğiniz kanı bile söylüyor ama bunun basiti ne? Santrifüje, santrifüje koyuyorlar, bakıyorlar dibinde al yuvarlar, al yuvarlar eritrositler toplanmış mı? Santrifüje diyorlar ve e, bakıyorlar. Şimdi bazen yedikleri otlar da çayırda falan ot yiyorsa, yedikleri otlar da e, dokunur. Bir kere çayırda taze yenip de hayvana dokunan otlar biçilip kurutulursa dokunmaz. Kuru ot haline getirilirse veya soldurularak verilirse dokunmaz. Ama taze yendiğinde sütleyen otu var mesela bu dokunabiliyor. At kuyruğu otu veya kırk kilit otu denen ot dokunabiliyor. Ee, bu otlardan yiyen hayvanların sütlerine boya geçebiliyor. Bir tane de kök boya bitkisi varmış. Rubia tintorum denen. Ondan mesela onları yerse sütleri pembemsi oluyor. Sütleri pembemsi oluyor. Ee, onun için Aa, bu sütte acaba kan mı karıştı? Yoksa yedi ottan mı oldu? Yoksa gerçekten bir kılcal damağı satlaması mı var diye Merak ediyorsa o zaman santrifüje koyuyor bakıyor Aa, elitrosit yok. Yani dibine toplanan al yuvar yok. Demek ki bu yediği otla ilgili bir pembemsilik diye ona karar veriyor. Ama sütte kan görülmesinin başka sebepleri de olabilir. Mesela bir tanesi e, leptospiroz. Bu leptospirozda da sütte kan görülme ihtimali vardır... Buna başka hastalıklar ve mikroplar da yol açabilir. Mesela genel enfeksiyonların bazılarında burada isimleri var. Bir sürü yabancı isim. Serratia, Mikrokokus, Brevibacterium, Sarsinia gibi mikroorganizmaların yaptıkları hastalıklarda da süte kan karışabilir. Bakın bu da bu sefer mikropla alakalı. Deminkiler öyle değildi. Şimdi bak mikropla alakalı. Onun için, onun için... Mutlaka başka belirtiler var mı? Onlara da bakmak lazım. Diğer belirtileri de göz önüne alarak karar vermek lazım. Yani sütte kan bakın, olayı nereye götürüyor. Bir de hayvanların yattığı yerlerin sert, düzensiz, sıkışık olması da yine hazırlayıcı faktör olur. Sert, düzensiz olması da hazırlayıcı faktör olur. Şimdi ne yapalım? Kan kan gördük. Ne yapalım? Kan görürsek tabii piyasada en çok kullanılan K-vitamini. K-vitamini veriyorlar ama her zaman garanti çözüm olmuyor. Kalsiyum, çünkü kalsiyumun bir özelliği var. Kalsiyum, C-vitamini yine bunları veriyorlar. Yani kalsiyum, C-vitamini ve K-vitamini e, faydalı. Ancak her zaman iyi bir sonuç alınamayabiliyor bazen bana da çok geliyor. O zaman ya damar büzücü ilaç kullanılacak ya da kan durdurucu ilaç kullanılacak. Onu artık veteriner hekiminiz karar verir. Kan durdurucu mu kullanacak, damar büzücü mu kullanacak? ileri vakalarda e, piyasada insan hekimliğinde kullanılan traneksamik asit ihtiva eden içerikli iç bir ilaçlar var. Onları kullanıyoruz. Kan durdurucu olarak. Tranexamik asit etken maddeli. E, leptospirozdan tabii şüphe ediyorsak, leptospirozla ilgili tedaviler yaparız ama biliyorsunuz leptospirozun aşısı var yani artık işi tedaviye kadar götürmeye götürmeye gerek yok. Aşı yapalım leptospirozda. Meme iltihabıyla ilgili bir kanlı ...süt söz konusu ise... ...onun tedavisini yapacağız. Onun tedavisini yapacağız. E, meme içerisine... E, ...önerilen... ...linkomisin, spektinomisin... ...etken maddelerini içerenler... ...bu konuda daha yararlı oluyormuş... ...literatür bilgisi olarak. Efendim... E, ...kanlı süt sorunu olduğunda... ...bazı işte... ...bitkisel uygulamalar da... ...yapılabiliyor... Ee, ama leptospirozla ilgili bir şüphe varsa tabii aşısı da yapılmadıysa ve leptospirozla ilgili bir şüphe varsa diğer belirtileri göz önüne almak lazım Tü, olayı bütün görmek lazım bir tek memedeki kanla ilgili değil neden çünkü leptospiroz tehlikeli bir hastalık İnsana bulaşma ihtimali olan bir hastalık zoonotik zoonoz bir hastalık diğer yandan da yavru atmaya yol açabilecek başka özellikleri de var. Yavru ata attı, attırabilir. Onun için de leptospiroz yönünden eğer şüphe varsa daha alarmda olmak lazım. Daha alarmda olmak lazım. Evet. Şimdi bazen de kanlı süt meme ödemiyle birlikte ortaya çıkıyor. Meme ödemiyle birlikte ortaya çıkan durumlarda bir büyük buz kalıbını memede gezdirerek eritmek. O erit eritince ödem de gider. Ama öyle küçücük bir buz kalıbı değil, bayağı büyük bir buz kalıbı olacak ve onunla memeye böyle masaj yaparak biraz tabii zor bir şey çünkü koskoca bir meme ve koskoca bir buz kalıbı. Onunla sabırla şu şekilde memeye masaj yaparak ödemi almak lazım. O zaman da damarlar da büzüşüp yine eee kan gelme gelme ihtimalini de azaltabiliriz. Memeye masaj yapmanın da ödemle ilgili büyük faydası oluyor. Fakat bu bayağı hani meşakkatli bir iş. Yani erken bırakmamak lazım. Hatta hatta buz, buz iyice eriyene kadar o masajı sürdürmek lazım ki meme ödemden kurtulsun. Bu kanlı süt konusunda da böyle bir e, bilgi vermiş olayım. Evet, şimdi son olarak birkaç cümlede asidozdan söz edeceğim size. Bu asidozu mide ekşimesi olarak biliyoruz ama asidoz hiç olduğu yerde kalmaz. Asidoz hiç olduğu yerde kalmaz. Çok yaygın ve maliyetli bir sorundur işkembe asidoz. Onun için bununla ilgili can aklınıza ne geliyorsa sodyum bikarbonattan Canlı mayadan tutun da yemlerin doğru karışması, doğru verilmesi, çok ince un halinde olan yemlerden verilmemesi çok önemli. Un haline gelen yem hayvanda daha hızlı e, asidoza çevirir olayı. Şimdi ben asidozu hani çok uzun uzun anlatmak istemiyorum ama asidozun başımıza getireceği başka dertlerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bakın, asidozun topallık, karaciğer hapseleri ve ishal ile ilgili e, yan etkileri var. Topallık, daha önce bahsetmiştim. Karaciğer hapseleri ve ishal. Bu üçü asidozun arkasında gelen üç önemli sorun. Sonra, sonra başka sorunlar. Mesela, ııı... E, Abomazumun yer değiştirmesine zemin hazırlayabilir. Poliensefali malasi denen beyinde hasar oluşumuna yol açan bir hastalığa yol açabilir. Bakın özellikle B1 vitamini sentezi durduğu zaman vücutta ki normalde B1 vitamini vücut kendi sentezler. B1 vitamini sentezi durduğu zaman poliensefali malasi veya serebral kortiko kortikal e, nekroz, kortikal nekroz dediğimiz hastalıkta e, bir sinirsel hastalıktır ve beyinde hasar yapar. Bu, bu da mesela bir asidozun sonucu ortaya çıkabilir. E, ve aynı zamanda asidozdan hiç akla gelir mi? Akla gelir mi? E, burun kanaması da olabiliyor. Burun kanaması da olabiliyor. Ve buna vena kava kaudalis trombozu bakteriyel emboli ile ilgili epistaksis diyorlar. Yani tıbbi terimi böyle. Ondan sonra bir de cıvık, köpüklü, kabarcıklı, içinde sindirilmemiş gıda parçaları olan dışkı. Böyle dışkıda görürseniz asidoza bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Ama en önemlisi topallık Karaciğer hapseleri ve ishal ve bir daha önemi var. Döl verimi sorunları. Bakın asidoz asidoz olduğu yerde kalmıyor. Asidoz döl verimi sorunlarıyla karşımıza çıkabiliyor. Onu da söylemiş olalım. Evet. Epey bir bilgi verdik sanıyorum. bugünkü programımızda. da burada bitiriyorum. Ama başka programlarda bilgi vermeyi tabii ki kısmetse sürdüreceğiz. Hepinize iyi günler bereketli ürünler diliyorum değerli dostlar